Azerbaycan medyası, Bakü'nün Hankendi'ye asker göndereceğini, Rusya'nın Ermenistan'ın bundan haberdar olmasını istediğini belirtti. Rus siyasi çevrelerinin Azerbaycan ve Türkiye'nin yakında Rus barış güçlerini bölgeden çıkarmak için Kremlin'e ortak baskıya başlayacağını, yakın gelecekte, Bakü'nün Azerbaycan'ın han kendi ve çevresindeki bölge üzerindeki askeri politik kontrolüne dair güvence vermesinin kaçınılmaz olabileceğini belirttiği kaydedildi. Ermenistan'ın Güney Kafkasya'nın jeopolitik alanında daha aktif olmaya çalıştığı aktarılan yazıda, Erivan Ermenistan için daha elverişli bir durum oluşturmaya çalışıyor. Bu amaçla da çeşitli girişimlerde bulunmaya çalışıyor. Gözlemler, Erivan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Kazakistan'a asker konuşlandırmasından varılan yanlış sonuçlardan henüz tam olarak kurtulamadığını gösteriyor. Başka bir deyişle Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü desteği umutlarından vazgeçmek için acele etmiyor. Ancak Azerbaycan ordusu geçtiğimiz günlerde Ermenistan'a yanlış sonuçlara sığınmaya gerek olmadığına dair güçlü bir mesaj gönderdi. Ancak son zamanlarda Rus yetkililerin Ermenistan'ın çıkarları doğrultusunda yaptığı bazı açıklamaların yorumlanması, Erivan'ı farklı manevralar denemeye teşvik ediyor denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan-Ermeni sınırının belirlenmesiyle Karabağ meselesinin farklı meseleler olduğunu açıkladığı, bunun Erivan için yeni bir umut kaynağı olmuş olabileceği aktarılan yazıda ancak Bakü, Dağlık Karabağ sorununun zaten çözüldüğünü ve statü olmayacağını açık bir şekilde belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı'nın bu cümlesi iki komşu ülke arasında sınır çizme sürecinin çözülmesi gereken bir sorun olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Dağlık Karabağ sorunu 10 Kasım üçlü ile ilgili. Anlaşma, Rus barış güçlerinin han kendi ve çevresinde geçici olarak konuşlandırıldığını belirtiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde han kendi ve çevresinde yaşayan Ermenilerin Azerbaycan toplumuna entegre edilmesi gerekmektedir. Bundan sonra, taraflardan birinin veya daha doğrusu Azerbaycan'ın talebi üzerine Rus barış gücü bölgeden çekilecektir. Bütün bunlar, Han kendi ve çevresiyle ilgili kararların Bakü'nün siyasi iradesine bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak, Erivan hala bu gerçeklikten kaçınmanın olası yollarını arıyor. Ancak artık böyle bir yol yok denildi. Lavrov'un Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için sınırların belirlenmesi sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini bir kez daha vurguladığı, aynı mesajın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas tarafından da paylaşıldığı aktarılan yazıda, elbette Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a da anlamlı bir mesaj verildi. Ermenistan Başbakanı ile telefonda görüşen Rusya lideri üçlü anlaşmaları hatırlattı. Başka bir deyişle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde yaptıkları üçlü açıklamalarda bahsi geçen anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleri, Ermenilerin sınırlandırılması ve sınırlandırılması da dahil olmak üzere Azerbaycan sınırı konuşuldu. Erivan gerçeğini nihayet anlamak için başka ne yapılması gerekiyor? Garip gelse de Rus siyasi çevreleri bu sorunun cevabını daha net bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Bu nedenle Rus siyaset bilimcileri yakın gelecekte Bakü'nün han kendi ve çevresindeki bölgenin geleceği konusunda daha somut ve kararlı adımlar atacağına olan güvenlerini gizlemiyorlar. Bakü'nün bu konuda Türkiye ile koordineli hareket edeceğini düşünüyorlar. Kafkasya'da uzmanlaşmış Rus siyaset bilimci Alexander Krilov, Türkiye'nin aktif desteğiyle çok yakında Bakü'nün Ermenistan'ı köşeye sıkıştıracağını ve tüm koşulları kabul etmesi için baskı yapmaya başlayacağını söyledi. Ona göre, Güney Kafkasya'daki mevcut durum, Bakü'nün Ermenistan üzerindeki baskıyı yoğunlaştırması için tamamen uygundur ve Erivan'ın bu tür baskılara dayanabilmesi gerçekçi görünmüyor. Rus siyaset bilimcisinin eninde sonunda Bakü'nün han kendi ve çevresi üzerinde Azerbaycan askeri kontrolünü sağlayacağından ve bir zamanlar orada yaşayan Azerbaycanlıların geri dönüşünü sağlayacağından hiçbir şüphesi olmadığını belirtmek gerekir. Azerbaycan'ın o bölgedeki askeri kontrolünü tam olarak sağlayabilmesi için Bakü, han kendi ve çevresine asker gönderiyor. Rus siyasi çevrelerinin Rus barış güçlerinin bölgede ne zaman kalabilecekleri konusunda ilk fikirlerin oluşmaya başladığını da belirtmek gerekir. Rus barış güçlerinin bölgeden çekilmesinde Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak çıkarları olduğuna inanılıyor ve şimdiden bu yönde somut adımlar atıldı denildi. Rus siyasi çevrelerinde 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ve Türkiye'nin özel ortak hedefler peşinde olduklarına dair bir görüş olduğu kaydedilen yazıda iki dost ve müttefik ülkenin ortak politikasının temel amacı askeri zaferi daha da geliştirmek ve güçlendirmektir. Böyle bir sonuç ancak Bakü'nün han kendi ve çevresi üzerinde tam kontrolünün sağlanmasıyla ve ayrıca Rus barış güçlerinin oradan uzun vadeli geri çekilmesiyle elde edilebilir. Tabii ki Rus siyasi çevreleri Azerbaycan ile Türkiye arasında böyle bir ortak siyasi faaliyetin başlatılmasından memnun değil. Şu anda Rus barış güçlerini bölgeden çekmek imkansız olarak görülse de yakın gelecek için bir iddiada bulunmak zor. Ancak hiç şüphe yok ki Azerbaycan ve Türkiye yakında Rus barış güçlerini bölgeden çıkarmak için Rusya'ya her türlü baskıyı uygulamaya başlayacaklardır. Görünüşe göre Rus siyasi çevreleri, bölgedeki Rus barış gücünün uzunluğu konusunda karamsar. Ayrıca, Ermenistan'ı Azerbaycan'ın yakında han kendi ve çevresine asker göndereceği konusunda uyarmak için Erivan'a uyarı mesajları gönderiliyor. Başka bir deyişle, Rus siyasi çevreleri Ermenistan'ı han kendi ve çevresinin yakında tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçebileceği konusunda uyarmaya çalışıyor denildi. Kazakistan'daki durum, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü birliklerinin resmi olarak geri çekilmesine rağmen bir dizi önemli gelişmenin altını çizdi. Rusya, Sovyet sonrası alanda hala kilit bir rol oynuyor. Gerçek şu ki, Kazakistan'daki durumdan sonra Moskova'nın bu ülkede ve Orta Asya bölgesinde etkisi daha da arttı. Ayrıca, bu olayın Ukrayna çevresinde artan gerilimin arka planında gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Gerçek şu ki Ukrayna'nın kaderi ve dolayısıyla tüm Sovyet sonrası alanın kaderi söz konusudur. Bu durumda Batı'nın Ukrayna'ya ciddi bir destek vermemesi ve sert yaptırımlar uygulayıp uygulamama konusunda fikir birliğine varamaması Moskova'nın da işine geliyor. Kremlin'in saldırgan politikasının cezasız kalması Rusya'nın Batı'dan daha fazla şantaj yapmasına ve daha fazlasını talep etmesine izin veren bir emsal teşkil ediyor. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Birlikleri'nin Kazakistan'a girişi hakkında yorum yapan Kazak siyaset bilimci Dosim Saptayev, Tokayev'in Putin'e hitap etmesinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Bundan sonra Tokayev'in Putin'e borcu olduğunu belirten Kazak uzman, evet, Putin Tokayev'i Kazakistan'da siyasi bir oyuncu olarak tanıdı, gücünü ve prestijini tanıdı, ancak Putin'e eşit değil. Dolayısıyla ülkenin çoklu vektörü konusu bir ölçüde sorgulanacaktır. Sovyet sonrası ülkelerin cumhurbaşkanlarını batıdaki vicdansız insanlara dönüştürmek Putin'in çıkarını. O zaman bu insanlar destek için Putin'e koşmak zorunda kalacaklar. Putin için Sovyet sonrası alanın tamamının Rusya'nın jeopolitik çıkarları için hayati önem taşıdığını ve bunu kimseyle paylaşma niyetinde olmadığını göstermesi önemli dedi. Bazı uzmanların Putin'in Karabağ'daki durumdan sonra Ukrayna'daki durumu tırmandırmasının önemli olduğunu belirttiğini kaydeden uzman, çünkü Azerbaycan'ın askeri başarısı ve Türkiye'nin desteği Rusya'yı şaşırttı. Başka bir deyişle Rusya her şeyin bu kadar hızlı ve verimli bir şekilde gitmesini beklemiyordu. Aynı zamanda Rusya, Paşinyan'ı desteklemedi ve Batı yanlısı görüşleri nedeniyle Ermeni Başbakanını cezalandırmış olabilir. Ancak Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki faaliyetlerini yoğunlaştırmasıyla Rusya'nın Ukrayna'nın Azerbaycan'ı takip etmeye karar vereceğini ve bu etkili tekniği Donbas bölgesinde uygulayacağını düşündüğünü düşünüyorum diye konuştu. Azerbaycan örneğinin Orta Asya ülkeleri için olumlu bir deneyim olduğunu belirten uzman, bu deneyim Sovyet sonrası alanda Rusya'nın yayılmacılığına karşı belirli bir denge olduğunu göstermiştir. Türkçe konuşan ülkeler Türkiye ile aktif olarak işbirliği yaparsa Rusya onunla hesaplaşmak zorunda kalacak. Çünkü Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı operasyonları Sovyet sonrası ülkelerin Rusya'nın küçük kardeşleri değil, belirli koşullar altında güç gösterebilecek oyuncular olduğunu göstermiştir. Türkiye Orta Asya'da Rusya'ya karşı bir karşı güç olabilir. Aynı zamanda Çin'e karşı bir denge anlamına geliyor. Etnik, dini ve kültürel birçok faktör var. Böyle bir dengeye ihtiyacımız var. Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı üyesidir ve Türkiye ile Kazakistan'ın uzun vadeli ilişkiler kuracağına inanıyorum dedi.